Bir defa tiroid bir kelebek şeklinde organ, boyunda dar bir alanda. Küçük bir kesiyle, yaklaşık 2,5-3 cm kesiyle giriyoruz ve boyun içerisinde tiroid dokusunu serbestleştikten sonra tiroidin bütün alanlarından ayırıyoruz. Tabii ki burada en önemli şey yakında bulunan hayati organlar. Yani boyun, damar paketi, sinir paketi, bunlarla birlikte olması. Burada korunması gereken ses sinirleri ve vücudun kalsiyum mekanizmasını etkileyen paratiroid bezleri var. Bunları serbestleştikten sonra tiroid bezinin tamamını çıkartıyoruz. Bir papiller kanser hastasıysa bu hastaya boynun orta kısmında tiroid bezinin altında büyük damarlarla tiroid arasında olan bir alanı bir santral merkez lenf bezleri denen santral lenf bezlerini de çıkartıyoruz. Hangi durumda boyunun diğer taraflarını, yani boyunun lateral dediğimiz diğer lenf bezlerini çıkartıyoruz? Burada kriterler var tabii ki. Eğer sizler ultrasonda o bölgede lenf bezleri bulmuşsanız ve kanser olduğunu düşünüyorsak, standart olarak onlara boyun diseksiyonu dediğimiz kesiyi de yukarıya doğru uzatarak boyun diseksiyonu yapıyoruz. Ama standart boyun diseksiyonu, profilaktik dediğimiz koruyucu boyun diseksiyonu birkaç kriter dışında papiller kanserde yapılmıyor. Bir zamanlar standart yapılıyordu ama bugün kanıt değeri artık belirli gruplar içerisinde yapılıyor. Çünkü komplikasyonları daha fazla, fayda oranı da profilaktik olarak fazla gösterilememiş bugüne kadar. Ama boyunda eğer lenf bezleri varsa bu defa yapmanın doğru olduğunu biliyoruz.